Değişkenlerin kapsamı. Bu derste VBA'de değişkenlerin geçerli olduğu alanları inceleyeceğiz. İlk olarak iki tane modül ekliyorum. Insert dedim, modül dedim. İlkini ekledim. Daha sonra bir modül daha ekliyorum. İki tane modül geldi şu an. İlk modüldeyim ve ilk modüle bir tane prosedür ekliyorum. Prosedür 1 olsun ilki. Ve bunun içine dim yazıp ardından örnek sString diyorum. Adlı bir değişken tanımladım. Örnekte içinde deneme yazsın. Ve bunu debug print örnek dediğim zaman, çalıştırdığım zaman altta görüyorsunuz immediate window'da deneme yazdığını görebilirsiniz. Şimdi bir prosedür daha ekleyelim içine. Hemen şuraya geldim. Insert prosedür diyorum. Prosedür 2 olsun. Bunu ekledim. Peki şimdi debug print örnek yazdırmak istersem ne olacak? Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tanımlı olmadığını gösteriyor. Eğer bir değişkene farklı bir prosedürde, aynı modülün içindeki farklı bir prosedürde çalıştırmak istiyorsak bu tanımlamayı her zaman prosedürün üstünde yapmalıyız. Yani global, universal alan olarak ifade edilen yerde. Şimdi ilkini tekrar çalıştıracağım. İlkini çalıştırdım. Deneme yazdı. İkincisini çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yine deneme yazacaktır. Çünkü bu modülün içinde örnek hafızaya alınıyor bu prosedürü çalıştırdıktan sonra. Şimdi modül 2'de deneyelim. Modül 2'ye geldim. Insert prosedür diyorum. Prosedür 3 olarak yeni bir prosedür ekledim. Ve tek yapacağım örneği yazdırmaya çalışmak. Çalıştırdığım zaman herhangi bir şeyin tanımlı olmadığını görebilirsiniz burada. Bunun sebebi şu anki değişkenin sadece bu modül için geçerli olduğudur. Eğer başına public yazarsam artık diğer tüm modüllerde de geçerli olacaktır. Hemen kaydediyorum. Modül 2'ye geldim. Buraya örnek eşittir. Deneme 2 yazdıralım örneğin. Bu sefer çalıştırdığım zaman artık prosedürümü tanımlamasam, düzeltiyorum, değişkenimi tanımlamasam dahi ilk modülde tanımlı olduğu için içinde deneme 2 yazacağını görebilirsiniz. Şimdi özetliyorum. Eğer sadece tek bir modülde, düzeltiyorum, tek bir prosedürde çalışacaksa değişken, değişkeni sadece o prosedürün içinde kullanabiliriz. Eğer aynı modülde birden fazla prosedürde çalışacaksa en üstte yazıyoruz. Başında dim olmalı. Farklı modüllerde çalışacaksa başında dim yerine public olmalı. Bu şekilde artık değişkenlerimizi farklı modüllerde de kullanabiliriz.